Kazım. Kazım. Abisinin Selami. Abisinin iyice patronu oldu mu bakıyorum ha. Ol sen de yok ortalıkta. Kore more mevzular unutuldu. Oo, bravo. Tebrikler. Ne alakası var lan? Ha? At ağızlı. Adam apar topar kalktı Norveç'e gitti. Orada bir tane akrabası var. Herifin kimi kimsesi de yokmuş. Bakacak adam da yok. Hastalanmış. Ol sen de ona bakmaya gitti. Ne yapsın garibim? Gel. Size haberlerim var. Gel. Ne oldu la? Batır. Beyler. İnsanlık için çok küçük ama mahallemiz için çok büyük bir adım atmak üzereyiz. Mahalleye dönerci mi açılıyor yoksa? Oğlum açılışta bedava döner ekmek de verirler bunlar. Mahalle için gerçekten büyük bir adım. Böyle bir güzel bir olaya vesile olduğun için sana çok teşekkür ederim Nikocuğum. Ben teşekkür ederim Kazım. Hatta yanına baklavacı açılıyor. Gelip bana sordular. Sizin mahalle fıstıklı mı sever, cevizli mi sever diye ona göre dağıtacakmış. Fıstıklı, fıstıklı sever. Fıstıklı deyin demediysen fıstıklı Kazım de. Getir salak salak. Bırak baklavayı döneri. Rica ediyorum. Heyet geliyor. Heyet. Ya heyet. Ha biz baklava vereceğiz o zaman. Birer kutu da fazladan kendimize yaptıralım he. Niko ya bir şey sorabilir miyim? Hı. Kaç kişi acaba bunlar? Yani bu gariban kahveyi doldururum baba. Şimdi yeni yıla girdik yani nasıl girersek öyle geçiyor. Yani keneyi kurtarsam öyle girsem ben yeni yıla. Muhtar. Ne heyet acaba bu sorma sahip? Sonunda aklı başında bir soru geldi. Zeki adam. Danimarka Mutluluk Enstitüsü'nden geliyorlar. Ne enstitüsü la? Evet, Mutluluk Enstitüsü. Oğlum makara mı yemeyiz lan? Kafam mı buluyor? Hayır, Mutluluk Enstitüsü. Danimarka'dan. Yani bunlar sanırım bir enstitü var ve mutluluk hakkında araştırmalar yapan bir yer, bilmiyorum. Oğlum kafayı mı yediniz siz? Bizim mahalleyi bulmuşlar bula bula? Mutlu mahalle yok mu daha dünyada? Bizden mutlusu yok mu yani? Öyleymiş Selami. Hatta dünya değil, kainatta yokmuş. Vay anasını sayın seyirciler ya. Elin adam bunu söylemese bizim bunlar haberimiz olmayacak yani ha. Vay anasını. Teknoloji bu kadar ilerledi ha. Bak bunlar var ya hep Kore more olayları yani ha. Selamicim sen iyi bilirsin Kore more olaylarını. Zevzek zevzek konuşmaya devam edecek misiniz yoksa anlatayım? Ya bu ciddi galiba ha. Yani ciddiyim evet. Niko bir şey daha sorabilir miyim kardeşim? Acaba bu adamlar şimdi bizim üzerimizde mutluluk gazını falan mı test edecekler? Gerçi bizim ihtiyacımız yok. Bizim mahallede sürekli yanıyor mangal da. Oğlum mutlu mutlu güle güle oynaya gitmeyelim ne öbür tarafa. Etme la. Gaz değil Selami. Adamlar fitili bulmuşlar. Hemen tesir ediyor. Fitil olmaz, fitil olmaz. Ben şöbiyeti tercih ederim muhtar. Şöbiyet böyle ağzıma atar atmaz anında mutlu oluyorum. Direkt sırıtıyorum. Misafirlerin yanında da böyle konuşun da hepimiz rezil olalım. Tamam abisinin anlat işte ya Allah Allah. Uzattın. Bak mutluluk kavramı üstüne araştırma yapmışlar. Çok enteresan değil mi sizce? Ya adamlar mutluluğu araştırıyorlar. Ve bunu bulup bulabilecekleri en garip mahallede yapıyorlar. Gerçekten öyle. Niko şimdi kahvedekileri olanları anlatıyor. Mahalle olarak en düzgün imajımızı çizmek zorundayız. Biraz zor işte. Niye öyle söylüyorsun? En kötü ne olabilir ki? İşte böyle dedin, evrene soru sordun. Evren de sana en kötü ne olabilir cevabını verecek. Hadi ya. Ya öyle olursa ben ne yapacağım? Esin bak görüyor musun yine olumsuz soru. Al işte. Gizem bence sen hiç konuşma. Ya tamam konuşmayayım da bak içimden hala konuşmaya devam ediyorum. Ay Sanem ya. Zaten şu heyet beni çok gerdi. Bir de sen böyle söyleyince kafam iyice karışıyor benim. Of. Sakin ol. Nasıl yani muhtar ben pek anlamadım ya. Kazım Avrupalılar bizim çok mutlu bir mahalle olduğumuzu öğrenmişler. Ve bunu nasıl başardığımızı görmek için araştırmaya gelmişler. Bu kadar. Yalan değil ki abisinin yani bu. Şimdi bizim mahalle Asterix'in köyü gibi yani. Ha, Obelix, büyücü, marangoz olan. Herkes çok mutlu yani. İksir iç, mutlu ol. Tamam zaten benim de buna bir itirazım yok. Fakat adamların bilmediği bir şey var. Bu mahallede hiç kavga olmadığını düşünüyorlar. Nasıl düşünmezler ya? İlginç, çok ilginç. Bizim mahallede hiç kavga olmuyor ki zaten. Ne anlatıyorsun lan? Ne olmuyor oğlum? Lan Allah'ın her günü kavga oluyor lan bu mahallede. Özellikle de şova başlatıyor hepsini. Ulan konuşan beygir. Özellikle sen kışkırtıyorsun. Sen sataşıyorsun adama. Ne biçim konuşuyorsun? Ne sataşacağım oğlum? Ne anlatıyorsun sen ya? Adam geldi az önce böyle kendi kıcı. Yalan mı lan Hüseyin? Oğlum konuşmasana lan şefkat hakkında ileri gel. Konuşurum oğlum. Hayırdır? Sana mı dert oldu? Konuştum lan ne olacak? Ulan bana bak. Sana buradan kafayı mı geçiririm? Oğlum bak elin ayağını da benim mekanımda bana çekil yapma. Kırarım kolunu bacağını kağıda. Bir durun. Ne anlatıyorum ben burada? Ha ne anlatıyorum? İşte ben bu manzaraları görmek istemiyorum. Yani. Bundan sonra
Kimse kimseyle kavga etmeyecek. Evet. Kimse kimsenin kalbini kırmayacak. Kimse kimseyi incitmeyecek. Evet. Bu mahalleyi heyete karşı güzel ve doğru göstermek bizim vatandaşlık görevimizdir. Ayrıca sonunda bir ödül var. Mahalleye ödenek verilecek. Yapma ya. Nikola, kaç para teşhirler acaba? Sağlam kene var mı? Hiç şüpheniz olmasın. Ama ödenekten daha önemli bir şey var. Mahallemizin Avrupa'da örnek olması. Lütfen ya. Yani benim için kültür en önemli şeydir yani. Anlatabiliyor muyum? Yani ben ödenek mevzusu hiç önemli değil benim için yani. Kültür çok önemlidir yani. Neyle neyle? Kültür mü? Kültür. Ateş etsene yüz papel. Oynayalım kardeşim. Tamam, tamam, tamam. Bakın ne diyorum ben. Bundan sonra kimse kimseyle kavga etmeyecek. Mahallemizi güzel göstereceğiz. Herkes gülümseyecek ve saygılı olacak. Ya oğlum estağfurullah canım. Ne demek? O kadar da ayı mıyız biz? Sen merak etme hiç. Biz kavga falan olmaz. Oh sıcacık. Bak sizi uyandırayım. Anamla buraya yazıyorum. Şeba bunu hayır der bence. Adam yalanı sevmiyor. Şimdi oyun mu oynayacağız adamlara falan filan şekli yemez o iş. Ben onu konuşur hallederim. Yani hani evli çiftler kavga ederler ama eve misafir geldiğinde hiç çaktırmazlar ya. Onun gibi bir şey. Orada bir sıkıntı olabilir. Biraz geç kalmış olabiliriz. Evet biz Şevkat'e biraz erkenden verdik gazı gibime geliyor. Yani. Ne yaptınız, ne yaptınız? Kanki biraz şey yaptık biz ona gaz verdik de umarım esinden onu orta kavga etmezler diye düşünüyorum şahsen ben. Yani inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.